Suriye Türkmenleri bütün öğrenci kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Suriye'deki olaylar 6 yıldır en şiddetli bir şekilde devam ediyor. 64 tane ülkenin müdahil olmasına rağmen bir türlü bu savaş durdurulamıyor. Şunu anlıyoruz, durdurulmak istenmiyor. Yani Orta Doğu'da diğer ülkelerde olduğu gibi Suriye'de de bu insanların ölmesini isteyen bir takım güçler var. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Önce kendimi tanıtayım. Doktor Emin Bozoğan. Bayır Bucaklıyım. İlkokul, ortaokul, lise Suriye'de bitirdim. Arapça. 40 yıllık Türkiye'deyim. Hacettepe'yi bitirdim. Kadın doğum uzmanıyım. 25 sene Elazığ'da kadın doğum uzmanı olarak çalıştım. Sizlere mesleğimin dışında bir konuyu anlatacağım. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı sıfatıyla anlatmak durumundayım. Ya, fotoğraf için bir açmamız gerekecek ışıkları, kusura bakmayın. Tabii. Açalım. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'deki sosyal katmanlar da değişik etnik ve mezhebi yapılardan ibarettir. Çünkü tarih itibariyle hiçbir ülke katkısız değildir. Buradaki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Fakat kurnaz ve sinsi bir takım güçlerin planlarıyla bu farklılıkları derinleştirerek bizi etnik ve mezhebi yapıları birbirine düşman ettiler, ediyorlar ve edecekler. Ama bunlara fırsat vermememiz gerekir. Suriye'de Türkmenlerin varlığı doğudan, Türkistan'dan gelen, Horasan'dan, İran üzerinden Irak, Suriye ve Anadolu'ya kişisel kabileler şeklinde 7. yüzyıldan itibaren bir göç başlamıştır. Bu göçler gelen Türkler, Türkmenler savaşçı niteliği taşıdığı için bulundukları yerde tutunabilmişlerdir ve önder olabilmişlerdir. 9. tabi bu Emeviler döneminde bu göç başlıyor. Abbasiler döneminde yoğun bir toprak ediniyorlar. Irak'ta ve Suriye'de, Anadolu'da. 9. yüzyılda Zengi Beyliği oluşuyor. Nurettin Zengi komutasında ve Halep'i başkent ilan ediyor. 12. yüzyılda siz de biliyorsunuz Selçuklular, daha sonra Memluklular, bir sonraki ve Osmanlı İmparatorluğu Suriye topraklarında hüküm sürüyor. Çok yakinen bildiğiniz
Suriye olaylarıyla ilgili Melikşah türbesi vardı Caber Kalesi'nde ve bu nakledildi. Türkiye'ye daha yakın sınırdaki bir konuma getirildi. Tabii bu çok tartışıldı. Doğru muydu, yanlış mıydı? Ama neticede bu savaşın Türkiye'ye, Türk milletine, Türk devletine bir bedel ödettiği gibi Türk tarihine de bir bedel ödetti. Çünkü o mezar oradan taşınmaması gerektiğine inanıyoruz. Biz Suriye Türkmenleri olarak burada yine bir meclis yürütme kurulu üyemiz, bir kardeşimiz var. Halit Hacı Abdullahi, o da kendisi Halepli. Bu konuyla yakın alakadar olduğu için de kendisiyle bu konuyu az önce de görüşmüştük. Tabii bizim Türkmen derken Türk'ten bir farkı yoktur. Sadece bir kimlik olarak Türkmen sıfatıyla bunu kullanıyoruz. Ve bunu kullanmamızın birçok nedeni var. Onları izah etmeme şu anda gerek görmüyorum. Tabii Suriye'deki Türkler, yani biz Türkmenler, Anadolu'dan daha önce Suriye'yi yurt olarak edinmiştik. Yani Türkiye'de yaşayan bir Türk, bana ne Suriye'den deme hakkına sahip değil. Çünkü bunu dersen, yarın Anadolu'nun bir toprağı da elden çıkınca, bana ne dediği zaman çok iş işten geçmiş olur. Tabi Osmanlı Devleti üç kıtaya hakim idi, bunu biliyoruz. O zamanki toprak alanı 5 milyon kilometrekare idi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 1 milyon metrekarenin altında. Tabii bu Birinci Dünya Savaşı'nda bu topraklar kaybedildi. Osmanlı, yani Türk milleti ve tabakası darmadağın oldu, devletçiklere bölündü. İngilizler ve Fransızlar, şimdi de Amerika. Gerçi o zaman da Amerika vardı ama daha çok sinsi planlar İngilizlerin elinin altından çıkıyordu. Osmanlı'yı parçalamak ve bu topraklara el koymak, paylaşmak amacıyla planlarını yaptılar ve uygulamaya, Birinci Dünya Savaşı'nda uygulamaya koydular. Bu planın başında Sykes-Picot geliyordu. Biz bugün Sykes-Picot planını sadece Filistin için düşünürüz. Ama aslında öyle değildir. Bütün Orta Doğu'daki devletlerin bölünmesi, parçalanması ve paylaşılmasıdır. Aynı planları bugün tekrar gündeme getirdiler ve adım adım uygulamaya koydular. O gün Osmanlı'yı böldüler küçük devletlere. Şimdi o bölünen devletleri de bölüyorlar. Ve böldüler. Örnek vereyim. Libya, Sudan, Yemen, Irak, Filistin, şimdi de Suriye.
unutmayalım ki topun ardında Türkiye vardı. Bu 15 Temmuz başarısız darbe girişimi oldu. Bunun canlı şahidiyiz, hepiniz dahil. Eğer başarılı olsaydı acaba Suriye'den farklı olur muydu Türkiye? Onu da derin derin düşünmemiz gerekir. Demek ki biz Türkiye olarak veya Suriye olarak fark etmiyor. Çünkü biz aynıyız. Kültür olarak da, millet olarak da. Ve ne lazım diyemeyiz. Bunu Türkiye hükümeti, devleti ve milleti ne lazım demedi. Bugüne kadar ilk günden itibaren Suriye olaylarında birinci derece her türlü insani yardımı esirgemedi ve takdim etti. Biz bundan ötürü Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, hükümetine ve milletine ve sivil toplum kuruluşlara her zaman şükranlarımızı dile getiriyoruz. Tabii şunu belirtmek isterim. Bunu bütün Suriye halkı dile getiriyor. Özellikle bu savaştan ızdırap çeken, dertli olan insanlar. Biz Türkmenler ise Türkiye bize hiç yardım etmese de biz şükranlarımızı dilimizden ve gönlümüzden eksik etmeyiz. Osmanlı Devleti bu Sakis Bilo 1916 yılında ilanlandı. Ve İkinci Dünya Savaşı biziminde Mondros Mütarekesi imzalanınca bölge, özellikle Suriye ve Lübnan Fransızlara verildi. Filistin, Ürdün, Irak İngilizlere verildi. Hatay da dahildi Suriye'ye. Hatay ihtilaflı bir bölge idi. İskenderun sancağı ile ayrı bir devlet olarak kabul ediliyordu. Daha sonra 1939 yılında Türkiye'ye ilhak edildi. Fakat 1921'den itibaren Fransa, tabii bütün Osmanlı Devleti'nin bakiyeleri bu devletler tarafından bölündüğü için Fransa'ya düşen Suriye'ydi ve Suriye bizim konumuz. Tabii Suriye'de Fransız mandası altına girdi. 1946'da Suriye bağımsızlığını kazandı. Bu süre içerisinde Fransa kendi bütün karakterini buradaki ülkeye yansıtarak yönetimini, ileride nasıl problemler olacağını da planlayarak bir yönetim şekli oluşturdu ve bitti. Tabii bütün Orta Doğu ülkelerinde de bunu yaptılar. Bu nasıl oldu? Kendi mandası döneminde Dürzilerin yoğun olduğu bölgeye Dürzi Devleti, Nusayrilerin yoğun olduğu bölgeye Nusayri Devleti, Şam'a Şam Devleti, Halep'e Halep Devleti, Lübnan'a
bir Lübnan, o zaman da bir Suriye'nin bir parçasıydı. Lübnan devleti ve Hatay devleti olmak üzere 6 tane devlete böldüler Suriye'yi. Bugün aynı plan devam ediyor. O da yetmiyor. Bir de bugün Suriye'nin kuzeyinde benzer bir oluşum içinde Amerika yalanlar üstüne yalanlar sergileyerek bu politikasını, sinsi politikalarını yürütmeye devam ediyorlar. Tabii bu tarihi anlatmak siz konuya hakim olduğunuza inanıyorum. Bizim konumuzun çok küçük bir parçasıdır. Esas konu şu andaki Suriye Savaşı ve Suriye Türkmen Meclisi'nin buradaki konumu ve geleceğe yönelik gayretlerimiz ve faaliyetlerimizi anlatacağız. Suriye'de tabi tarih boyunca biz Türkmenler yerleşik bir toplumuz. Yani sonradan bir başka yerden oraya göçmüş değiliz. Az önce de bahsettim. Ve Suriye'nin her karış toprağında Türkmen vardır. Toplam nüfusu 3,5 milyon. Ve bu nüfus şu anda bunun 1,5 milyonu rahat Türkçe konuşabilen, 2 milyonu ise Türkçeyi maalesef unutmuş, sadece yaşlılar konuşabiliyor. Tabii bunun sebebini de birazdan değineceğim. Dağılımını haritada görüyoruz. Az önce ifade ettim. Gerçekten her karış toprağında Türkmen var. En yoğun olarak bulunduğu alanlar ekranda gördüğünüz gibi Halep'te, Hama Humus'ta, Şam'da, Şam'ın hem beldelerinde ve Golan Türkmenleri dediğimiz Arap-İsrail savaşından Kuneytara'dan ve İsrail içerisindeki Şam'a göçmek zorunda kalan Türkmenlere Golan Türkmenleri diyoruz. Bunun sayılarını birazdan size vereceğim. Bayır uçak hepiniz biliyorsunuz. Özellikle Rus uçağının düşürüldüğü anda bir sansasyon oluştu. Tabii Rakka Türkmenleri mevcut. Şu anda 5 tane bölgede yoğun olarak Türkmen nüfusu mevcut. Tabii ki Dera'da mevcut, Cemre'de mevcut, Tarsus'ta var, Laskiye'nin içerisinde var. Suriye'nin her tarafında yoğun bir nüfus mevcut. Yazıları okuyabiliyorsanız, az önce ifade ettim, İdlib'i söylememiştim. Orada da Türkmenlerimiz mevcut. Özellikle Cisr-i Şuur'da, Haseke'de
Türkmen var. Kamışlı'da Türkmen var. Afrin'de Türkmen var. Yani Türkmen'in olmadığı yer yok. Ama yoğun olarak olan Türkmen bölgeleri renkli noktalı şeklinde işaret etmiştik. Şu anda Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerdeki nüfusları göze çarpmaktadır. Buradaki rakamlar ORSAM, Orta Doğu Araştırma Merkezi'nin veri tabanını oluşturan bir nüfus sayımızdır. Tabii bu nüfus 2011 yani savaş öncesi nüfus sayımıdır. Okuyayım mı? Arkadan net olarak görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. İlave olarak burada Şam Türkmenleri Şam'ın içerisinde köylüklerinde, beldelerinde ve sınır boyunda, özellikle İsrail sınırı boyunda Türkmen kardeşlerimiz mevcut. İlginç olan bir nokta var. Golan Türkmenleri çok net, güzel Türkçe konuşuyorlar. Buna mukabil ama Humus Türkmenleri büyük bir kısmı Türkçeyi unutmuş durumdalar. Özellikle Şam Türkmenleri ile ilgili Golan Türkmenleri, eğer not almak isteyen varsa ben belde isimlerini kısaca bir söyleyeyim. Ergaziye, Elkaliye, Hafir, Tayyibe, Aysusun, Aynesunsun, Ahmediye, Aynel Alak, Ayn Zeytun, Hüseyniye, Sindaniye, Aleka, Yarmuk, Ayn Aişe, Artus, Kadem, Tadamun, Aseli, Hacer-i Esvet. Bunlar yaygın olarak Türkmenlerin yoğun olduğu yerler. En son olarak da bugünlerde dinlediğiniz bir haberlerde bir barış görüşmeleri ve ateşkes mutabakatı mevcut İran, Rusya ve Türkiye arasında. Bu mutabakatı bundan önceki barış görüşmelerinde masa başında problem çıkartan rejimin kendisidir. Şu anda da Vadi Bere'de ateşkes olmasına rağmen rejim tarafından ateşkes bir türlü durdurulmuyor ve rejim ister karadan olsun ister havadan olsun her türlü saldırıyı yapmaya devam ediyor. İnşallah şimdiye kadar barış görüşmelerinden sonuç alınamadı ama bu Estane görüşmelerinde bir sonuç bekliyoruz. Çünkü burada etkin rol olacak Türkiye Cumhuriyeti mevcut. Fırat Kalkanı harekatı Türkmenleri rahatlatan bir harekat oldu mu? Geleceğim. Bu Şam Türkmenleri ile ilgili ifade ettim. Şimdi Halep Türkmenleri en yoğun olduğu bölge. Tabii Halep Türkmenleri şu anda Halep'in kuzeyinde 142 tane köy olmak üzere 350 bin, 400 bin nüfusu içeren bir Türkmen bölgemiz. Şu andaki Fırat Kalkanı operasyonun başladığı ve devam ettiği alan yaklaşık 2000 metrekarelik alanı içeriyor. Elbap'ta şu anda çatışmalar devam ediyor. Elbap biliyorsunuz DAEŞ'in merkezi konumunda olan bir ilçe, Halep'in büyük bir ilçesi. Tabii Halep'in içerisinde de 7 tane Türkmen mahallesi vardı ve bu mahallelerdeki nüfus yaklaşık 108 bin
idi. Şu anda buradaki nüfusla birlikte mahalleler tamamen rejimin kontrolüne geçti. En son biliyorsunuz Doğu Halep'te insanların sivillerini kurtarılması için Rusya'nın ve Türkiye'nin büyük bir çabası vardı. Ve oradaki insanlar kurtarıldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib'e, 45 bin nüfusu olan İdlib'e geldi. Diğer kalan sivil insanlar da diğer beldelere, yine rejimin kontrolündeki olduğu beldelere sığınmak zorunda kaldılar. Bu Halep'teki 7 tane belde, mahalle, bunlar Handarat, Handarat Tepesi, Şeyh Hıdır, Şeyh İsa, Höllük, Şeyh Feris, Haydariye ve Baidi diye 7 tane mahalle. Ve tamamı Türkmen nüfusla yoğun olan bir Halep'in merkezindeki beldeler. Fırat Kalkanı Harekatı'na daha sonra tekrar değineceğim. Yarım saat zamanımız var herhalde. Sıkıldıysanız daha erken bitirebilirim. Hamahumus Türkmenleri, Hamahumus Suriye'nin ortasında yer alan bir. İki tane Suriye'nin ili. Buradaki Türkmenler daha çok rejime entegre olup veya kültür olarak Türkçeyi unutan bir yöremizdir. Türkiye ile bağlantısı az. Rejimin baskısı siyasi, ekonomik, idari olarak baskısından ötürü ve buradaki insanlar daha çok devlette yer alabilmek için Arapçayı öğrenmek zorunda ve Türkçeye ihtiyaç duymadığı bir ortamda yaşadığı için daha çok buradaki topluluk oradaki nüfusa entegre durumunda ve Türkçeyi çoğu unutmuş durumdadır. Ve bunlar da Suriye'deki diğer sosyal katmanlar gibi buradaki Türkmen kardeşlerimiz de en çok mağdur olan kardeşlerimizdir. Siz ekranlarda da izlenmiştiniz. Bab Amro Zara'da büyük bir katliam yapıldı, etnik temizlik yapıldı. Ve buradaki insanlarımız birçoğu Lübnan'a göçtü, sürüldü, göçmek zorunda kaldı. Bir kısmı Türkiye'ye geldi. Türkiye gelenlerin bir kısmı da bütün Türkiye illerine dağıldığı gibi şu anda Malatya kampında iskan edilmektedirler. Lazkiye Türkmenleri bayır bucak, ben de bir bayır bucaklı olarak ifade edeyim. Yine bizim Türkmen kardeşlerimiz Lazkiye'nin merkezinde ve merkeze yakın iki tane beldede şu anda 45 bin 50 bin nüfuslu yerde rejimin kontrolündedir. Bayır bucak diye tarif ettiğimiz alan Kürt Dağı'na kadar geniş bir alana sahip. Burada şu anda herhangi bir Türkmen nüfusu yoktur. Yani orada sivil nüfus yoktur. Hepsi Türkiye'ye göçmek zorunda geldi ve bu göçlerde toplu göç idi. Şu anda kamplarda ikamet etmektedirler. Birçoğu da Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumdadır. Yine Tartus, Rakka'da keza 13 tane Türkmen köyümüz var. Tel Abyad ve Hamah Türkmen köyleri. Dera'da 9 tane yine köyümüz var. Nüfusu burada kayıtlı. Eğer arzu eden olursa yine
Hava Hulus Türkmenlerinin kök isimlerini verebilirim. Şu anda da söylemek, ben bir iki tanesini söyleyeyim. Telgise, Ağrab, Harp Nefse, Tulluf, Burçra, Gazhar, Gavamru, Zara, az önce bahsettik. Şimdi bu ekranda gördüğümüz not daha çok Suriye, Türkiye arasındaki münasebeti dünü, bugünü ve yarını ifade etmektedir. Suriye'de çıkan savaş 6 yıl önce biliyorsunuz bir Arap Baharı bahanesiyle çıktı. Fakat bu hiçbir zaman bahara benzemedi. Sanki bir cehennem ülkesi 6 yıldır hala insanlar, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ayırt etmeksizin her türlü kimyasal zehirli gazları da kullanarak karadan, denizden ve havadan bombardımanla bugüne kadar hala devam eden bir iç savaş maalesef devam ediyor. En çok etkilenen ülke tabii ki Türkiye. Niye? Neden? Çünkü en geniş sınıra sahip olan Türkiye. Türkiye burada muhalifleri destekledi. Savaşın ilk gününden itibaren. Neden? Çünkü Suriye'de bir rejim vardı. Az önce bahsettik. Fransız mandasından kurulduktan sonra 1946 ile 1957 arasında Suriye Cumhuriyeti idi. 57'den sonra Suriye Arap Cumhuriyeti oldu. Bu neyi değiştirir? Her şeyi değiştirir. Bir toplumun kimyasını da değiştirir. Dedi ki böyle oldu. Tabii ki Baas Partisi 1963'te kendi hakimiyetini kurdu ve şu andaki mevcut Esad rejimi 1969'da iktidara bir darbeyle geldi. Askeri bir darbeyle. 1982'de Hama katliamı olarak bildiğiniz bir hadise oldu ve burada yaklaşık 35 bin kişinin, sivilin öldüğünü biliyoruz. Yani havadan bombalanıyor, hiç ayırt edilmeden ayaklanan mahalle ve belde yok ediliyor. Yine 1996 yılında bizim kardeşlerimizin de olduğu bir tabloda özellikle PKK'nın kol gezdiği Suriye'de biliyorsunuz Abdullah Öcalan Suriye'de uzun süre beslendi ve Bayırbucağı da gelmişlerdi. İşte bizim insanlarımız buradaki gelenleri orada kendi devletine, valiliğe bildiriyorlar. Diyorlar ki buraya eli silahlı birileri geliyor. Biz burada korkuyoruz bu insanlarla. Bizim çünkü Bayırbucak'ta bizde hanımlar da evde kapalı kalmazlar. Dağa, taşa, tarlaya erkeklerle beraber çalışmaya giderler. Bazen tek başına giderler. Bu sosyal ve bizim inancımızın gereği bu tür silahlı grupların olmaması gerektiği bir alanı valiliğe bildirilince, tabii valilik derken Laskiye vilayetine bildiriliyor. Sırf bildirdikleri için bu insanları içeri atıyorlar. Bir kısmı içeride işkenceden ölüyor. Şu anda yaşayanlar da bizim kardeşlerimiz hala yayla dağında örnekleri mevcut. Onu da ifade edeyim. Tabii
Hafız Esad öldü. Yerine oğlu geldi. Oğlunun yaşı küçüktü. Hemen anayasayı değiştirdiler. Kolayca tekrar başa getirdiler. Tabii şu da aklımızda. Ya bunlar 40 yıldır, 50 yıldır iktidara ve seçimle geliyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. Ama biz burada demokratik bir ülke değiliz diyor, değil diyoruz. Neden? Bir, kendilerini Hezbollah-ı Arabi İştirak dedikleri Sosyalist Arap Partisi, tabii bir Arapçılık var, bir de sosyalizm var aynı zamanda. 40 yıldır hedefi gericiliktir. Kim gericiyse düşman. Ama kimin gerici olduğunu kim karar verecek? Tabii ki kendileri karar verecekler. Bu ad altında 40 yıl hüküm sürdü. Seçimler nasıl yapıldı? Tabii tek parti. Bu partinin üyeleri polis, asker, belli bir grup, insan topluluğu, devlet aynı zincirin halkalarından oluşuyor. Aynı ideoloji. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi böyle farklı yapılar milletvekillerle olup da kavga ettikleri bir ortam değil. Orada her şey böyle iplik gibi, hepsi aynı yapıda. Ve seçimin bir özelliği var. Onu belirtmek istiyorum. Nedir? Açık oy, kapalı tasnif. İzah etmeme gerek yok. Herkes anlıyor. Arzu eden olursa tekrar açıklar. Bu çok önemli. Tabii bu seçim sonucu ne oluyor? Devlet başkanı %98,9 veya %99,1 oyla seçiliyor. Ama şunu da inkar etmemek lazım. Beşar Esad, yani oğul Beşar iktidara geldiğinde babasına göre biraz daha ılımlıydı. Bunu inkar etmemek lazım. Ama rejimin özünde, rejimin elemanları güvenlik güçlerinde, kuvvetlerindeki insanlara olan muamelesinde herhangi bir değişiklik yoktu. Belki şuna yorumluyoruz. Hafız Esad askerdi. Oğlu bir doktordu. Ama bir doktor olarak devlet başkanlığı yapmadı. Yani bir doktor devlet başkanı da olsa 500 bin, 600 bin insanın ölümüne müsaade etmemesi lazım. Bu savaşı çoktan durdurması lazımdı. Gerekirse ayrılması gerekiyor. Evet. Fakat burada noktayı koyamıyoruz. 600 bin öldü ama daha kaç sene süreceğini de bilmiyoruz. Bu savaşın içerisinde rol alan ülkeleri biliyorsunuz. Başta Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, yine İran, özellikle 2013 yılından itibaren, hatta 2012'nin sonundan itibaren Türkiye'de bunun büyük bir rolü var. Türkiye komşu olduğu için buradaki yıkımın, buradaki harabiyetin, buradaki ölümlerin durdurulması için her türlü gayreti gösterdiğine inanıyoruz. Ve bunun en büyük örneği de biliyorsunuz 60 yıllık Türkiye'nin stratejik dostu olan Amerika Birleşik Devletleri ile buradaki Orta Doğu planı, BOK dediğimiz bir plan içerisinde Türkiye biliyorsunuz bunun başını çekiyordu 3 tane ülke olarak. Buradaki Türkiye'nin planı evit, donat, güvenli bölge,
idi. Fakat bu planını bir türlü uygulamaya koyamadı Türkiye. Niye koyamadı? Sebebini siz düşünün. Çünkü dostu Amerika buna fırsat vermedi. Çünkü Amerika'nın planı başka. Türkiye bunu biliyor ama bir şey yapabiliyor muydu? Soru işareti. Yapamıyordu. Yapabilseydi yapardı. Peki neden Fırat Kalkanı harekatı 24 Ağustos'ta başladı? 2016 değil mi? 2016 idi. Evet. Çünkü daha önce başlamalıydı ve Fırat Kalkanı harekatı haklıydı, geç kalmıştı. Ne zaman başladı? Türkiye'ye 15 Temmuz'da başarısız bir darbeden sonra karar verildi. Yani 60 yıllık dostum bana bunu yapıyorsa, bugüne kadar benim Suriye'deki olan planlarıma hep engel olduysa, ben başka plan yapmam gerekir diye düşündüğünü ve doğru olduğuna da inanıyorum. Ha bunu yapmak da ne kazandı? Her şeyin bir bedeli var. Bugün Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye topraklarına girdi. Ama Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığına inanıyoruz. Oraya bir adım atmış olması bile Suriye'nin barışı için Türkiye'nin vazgeçilmez bir ülke olduğunun ispatıdır. Yani Türkiye olmadan orada barış olmaz demektir. Ama bugün İran gibi bir takım militanlarını Suriye içerisinde Suriye rejimine destek olarak kullandığını biliyoruz. Bunun ispatları var. İsim olarak da Kasım Süleymani diye çok duydunuz. Bunun gibi niceleri var. Yaralanıp Türkiye'ye gelenler ifadelerde hepsi mevcut. Lübnan'da biliyorsunuz İran kontrolünde olan Hizbullah vardı. Suriye rejimine en büyük desteği veren o. Bugün İran'ın Suriye olaylarının dışında diye telakki etmek mümkün değil. Bir fiil içindedir. Amerika'nın tutumu mevcut. Ha, bir, çok net olarak ortada. Asla ve asla kabul edilecek, tutulur bir tarafı yoktur. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Bugün eğer istese Amerika bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde Suriye'deki savaşı durdurur ve barışı getirir. Ben buna inanıyorum. Ama savaşın bitmesini istemiyorlar. İsrail lale devrini yaşıyor. Göbek atıyor. Sevinçler. Bugün biz şuna da inanıyoruz. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri hem rejime destek veriyor, hem DAEŞ'e destek veriyor, hem PYD'ye destek veriyor, hem de muhalefetin içindeki birliklerin bir kısmına destek veriyor. O kadar karmaşık bir ortam. İçinden çıkmak mümkün değil. Ve ilk başlarda Suriye'deki iç hadiseler devam edince 2012 yılında rejimin düşmesine ramak kalan
Devreye Hezbollah girdi. Devreye İran girdi. Devreye Amerika girdi. Zaten Amerika baştan beri var. Devreye Rusya girdi. Suriye'nin talebi üzerine. Neden Rusya girdi? Çünkü Suriye Birleşmiş Milletler'de resmi bir devlet. Devlet bir talepte bulunursa bir başka devlet ona yardım eder. Rusya ne yaptı? Muhalefeti vurdu. Türkmenleri vurdu. Özellikle bayır bucakta. Peki Türkmenlere niye? Düşman mıydı Rusya? Hayır. Rusya oraya girdi. Daha önceki mevzisini, konumunu korumak ve genişletmek, Akdeniz'de hakimiyetini sağlamak için, üs kurmak için girdi. Ve bu güvenliği içinde bayır ucağı kontrol altına almak bir niyeti vardı. Buradaki koordinatları veren rejimin kendisiydi ve dolayısıyla Rusya o gün rejimin verdiği talimatlarla Türkmenleri vurdu. Bugün ise Rusya Türkiye'nin verdiği koordinatlarla DAEŞ'i vuruyor. Eğer rejim ateşkesi uymazsa ben şuna inanıyorum, Rusya rejimde vuracak. Dolayısıyla bu üçlü mutabakatta İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana'daki bu barış görüşmelerindeki mutabakatı başarıya ulaşacağına inanıyorum. Çünkü Amerika'nın sinsi planları şu anda yavaşlama moduna girdi. Amerika'da da biliyorsunuz seçimler oldu ve Trump başa geldi. Trump'ın ne yapacağını şu anda kestirmek mümkün değil. İnşallah anlaşırlar, oradaki sivil ölümleri en azından ortadan kalkar. Evet, zamanı doluyor ama daha Türkmen Meclisi'ne gelmedik. Ve buradan şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye, Fırat Kalkanı harekatıyla kısmen de olsa güneyinde kendi güvenliğini kontrol altına alma cihetine gitti. Yani Halep'in güvenliği Türkiye'nin güney sınırının güvenliği demektir. Hatay'ın güvenliği, Bayırbucağı'nın güvenliği demektir. Eğer bu sınır boylarında güvenlik yoksa Türkiye'nin güvenliği risk altında demektir. Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye'de yaşayan bütün etnik ve mezhebi yapıların birlikte demokratik ortamda kardeşçe yaşamasını arzu eden ve bunun için faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ve onun desteğiyle ayaktayız. İlk kuruluşumuzda o günün başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o günün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bizim kuruluşumuzda, platform kuruluşumuzda geldiler, bütün desteklerini ifade ederek bize manevi bir güç verdiklerini yakinen biliyoruz. Bizim meclisimiz bu evet, okunuyor herhalde. Suriye içerisinde yoğun Türkmen nüfusunun olduğu bölgelerden arkadaşlarımızın bir seçimle 360
delege ile 42 tane meclis üyesi ve 14 tane yürütme kurulu üyesi olmak üzere bir seçimle, 2 senede bir yapılan seçimlerle meclisimiz devam etmektedir. Aslında seçimler demokratik ortamda yapılır. Biz savaş ortamındayız, niye seçim yapılıyor? Doğrudur, sebebi şudur. Biz demokrasiyi öğrenmek zorundayız. Seçimle iş başına gelmek zorundayız ve bunu öğrenmek zorundayız. İşte biz bu uygulamayla Suriye'nin geleceğinde bir izimiz olsun, seçim sistemi olsun, demokrasi olsun, onun yatırımıdır şu anda bizim yaptığımız. Yazıları okudunuz. Ben onu tekrar etmeme gerek yoktur. Ben seçileli 7 ay oldu. Daha önce ilk başkanımız Sever Hafız'dı. Belki ismini duyuyorsunuz. İkinci başkanımız Faiz Amro idi. Üçüncü başkanımız benden önceki Sayın Abdurrahman Mustafa idi. Şu anda ben varım. Bütün bu faaliyetlerimiz esas olmak üzere iki kısımda ayrılıyor. Birisi siyasi faaliyetler, iki insani faaliyetler, yani bizim toplumumuza verecek hizmetler konusunda. Hizmetler konusunda eksiğimiz çok. Bu eksiğimizi sağ olsun Türk milleti bütün insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, devletiyle bizim Suriye'den göçen bütün Suriyeli mültecilerin yanı sıra Türkmenlerin de ihtiyaçlarını tamamen karşılamaktadır. Bize düşen yol göstermek oluyor. Siyasi faaliyet olarak da burada böyle bir teşkilatlanma ile Suriye'nin geleceğinde yer almak amacıyla bu teşkilatlanmayı devam ettiriyoruz. Suriye'nin anayasasında Türkmenlerin asli ve asil bir unsur olarak kalacak, idari olarak, siyasi olarak, diğer alanlarda da eşit vatandaşlık ilkesine dayanarak Suriye yönetiminde aktif rol almayı düşünüyoruz. Yine kendi dilimizi ve geleneklerimizi de yaşatmak üzere bir siyasi hak elde edeceğimize inanıyoruz ve bunun mücadelesinde ısrar ediyoruz, devam ediyoruz. Saha toplantıları yaptık. Türkiye'de yetkili kuruluşlarla, AFAD'la, Kızılay'la, Göç İdaresi'yle birebir ilişkilerimiz oldu. Ve en son bir panel düzenledik. Şimdiye kadar da tabii hemen hemen birçok ilde panel düzenledik. En son 30 Aralık'ta Tokat'ta bir panelimiz oldu. Türk Ocakları panel düzenlemişti. Biz de katıldık Suriye Türkmen Meclisi olarak. Ve ondan önce önemli bir panelimiz vardı, bir toplantımız vardı. Suriye ve Irak Türkmenleri bir toplantı yaptık. Yani bizim düşüncelerimizi bir nevi somutlaştırdık. Bu da sizin gördüğünüz gibi harita üzerinde Kerkük'ten
bu olana kadar sığmadığı için Şam Türkmenlerini burada işaretleyemedik. Böyle bir alan içerisinde gördüğünüz gibi Türkmenlerin yoğun olduğu bir alan. Farkındaysanız Türkiye ile ne kadar iç içe olduğunu da net olarak görüyorsunuz. Bir zamanlar bu topraklar bizimdi. Şimdi de bizim ama inşallah gelecekte tekrar bizim olacak. Bundan sonraki amacımız Orta Doğu'daki Türkmenlerin bir arada olduğu bir panel düzenlemek, bir toplantı düzenlemek ve onun içinde inşallah böyle somut bir harita üzerinde Türkmenlerin bulunduğu alanları da tespit ederek siz kardeşlerimize bunu sunacağız inşallah. Bana ayrılan zaman doldu. Benim atladığım noktalar oldu. Belki unuttuğum veya eksik bıraktığım yerler vardır. Eğer arkadaşlardan soru sormak isteyen olursa onlara da cevaplamak isterim. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Diğer kendi güvenlikleri açısından tabii ki, çünkü
çünkü bölge sizin de söylediğiniz üzere çok karışık oluşumlardan meydana gelmekte. Evet. Zaten bir ikincisi de muhalefet dedik. Ancak muhalefetin içerisinde İdlib'de veya Dişer Şur'da o İdlib çevresinde Şam'ın Fethi Çevresi yine adıyla Nusra'nın büyük bir gücü ve Eczad el-Kalkas gibi yine Körfez ülkeleri tarafından da destekleri iddia edilen aşırı dinli sebepli unsurlar var. Bunların Türkmenlere yönelik etkisi, tehlikesi var mı gelecekte onlara yönelik? Çünkü sebepli oluşumlar, sebepli olmayan bir oluşumlara da düşmanlar ve şu an büyük bir güçleri var İdlib çevresinde. Peki yakın gelecekte Türkmenleri de bu oluşumlar tehdit edebilirler mi? Elbette bu güç sayesinde. Şimdi biz Türkmenler muhalefetin içerisinde yer alıyoruz. Tabii ki rejimin ve diğer terör örgütlerini bu muhalefete nasıl bir tehdit olduğu gibi biz Türkmenlere de bir tehdit. Bunlar aşırı selefi dinci dediğiniz gibi şu anda rejimi destekleyen rejimin kendisi ve Hizbullah dediğimiz bir yapı, DAEŞ dediğimiz bir yapı, PYD dediğimiz bir yapı. Ve bunların hepsi birbiriyle bir korelasyon içerisinde. Destekçisi Avrupa Birliği ve Amerika'dır. Zaten bizi kendi halimize bıraksalar, biz üç gün kavga ederiz, dördüncü gün barışırız. Bırakmıyorlar ki. Seni kandırıyor, beni kandırıyor, sana para veriyor, bana silah veriyor, bana bir şey veriyor. Ve bizi birbirimize durduruyorlar. Yani biz akıllı olmak zorundayız. Suriye'de de, Ürdün'de de, Türkiye'de de akıllı olmak zorundayız. Geçmişte bizi nasıl parçaladılarsa, bugün de parçalıyorlar. 100 yıl sonra da tekrar, bugün Suriye'yi bölseler bile, o böldüklerini 100 yıl sonra tekrar bölecekler. Bunu unutmayın. Kesinlikle. Ya bölgesel bölecek, ya mezhebi bölecek, ya etnik bölecek. Biz Türkmeniz. Kimliğimiz bu. Hüviyetimiz bu. Ama biz Arap kardeşlerimizle beraberiz. Muhalefetle beraberiz. Kürt kardeşlerimizle beraberiz. Biz orada hiçbir toplumu yok etmek için mücadele etmiyoruz. Biz her eylemin aşırılığına karşıyız. Bunun bir başka çıkar yolu da yok. Dolayısıyla bugün herkes Nusra'yı hedef gösteriyor. Nusra ne diyor? İşte Allah Allah diyor. Peki Hizbullah ne diyor? O da Allah diyor. DAEŞ ne diyor? Değil mi? O da Allah diyor. Biz şunu görüyoruz kardeşim. Yani DAEŞ bugün neden yılında muhalefet Suriye'nin %70'ine hakimken geldi, muhalefetin bütün bölgelerini kontrolü altına aldı da rejime karşı savaşmadı. Bu neyse, terimi kullanmayın. Şimdi biz şunu istiyoruz. Ortada gerçekler var. Yapılanlar ortada. Sözlerle, yapılan birbiriyle ne kadar örtüşürse samimiyet o kadar ortaya çıkar ve bu samimiyet etrafında bir kenetlenme olur. İşte aşırı uçlar birilerinin maşasıdır. Burada PYD, YPG dahil, IŞİD dahil, rejim dahil, Hizbullah dahil. Bugün milisler var Suriye'de. Küçümsenmeyecek kadar. Sadece İran'ın değil. Bütün dünyadan devşirmişlerdir. Nasıl kandırılıyorsa bilmiyorum.
oradaki insanı öldürmek ne elde edilir? Bu ne olur? Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Tarihte bir defa bizi oyuna getirdiler. Osmanlı döneminde. Bugün Türkiye'yi de yine aynı oyuna getiriyorlardı ama fırsat bulamadılar. Şimdi ekonomik olarak zorluyorlar. Yarın ne olur bilemem. Orta Doğu bizim vatanımız. Kutuplardan veya Okyanus ötesinin ötesinden gelip de burada hak sahibi olmaması gerekiyor. Hele hele benim mülkümün üzerinde. Değil mi? Bizim orada tapu senetlerimiz var. Ya malım var, mülküm var benim. Dolayısıyla biz muhalefetin içerisinde biz Türkmen, ayrı bir Türkmen devleti yok. Ama biz Suriye içerisinde Türkmenlerin de hakim olduğu. Belki bir Türkmen Cumhurbaşkanı olur, belki bir Türkmen Başbakan olur. Ama Suriye devleti içerisinde, o toplum içerisinde birlikte yaşamak. Ve Türkiye ile de dost olmak. Dost. Biliyor musunuz dost ne demek? Bunu ifade edeyim. Şimdi dostluk iş bitene kadar. Veya yol bitene kadar. Hayır. Dostluk ölüme kadar. Ölümden de öte olmalıdır. Bu ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani öbür dünyada da dost olmak gerekir. Eğer böyle düşünürsek bizi ne Amerika ne Rusya ne işimize girer ne de bize tesir eder. Ama nerede? Hayrat. Evet. Başka soru var mı? Şu an mevcut durumda ne kadar Türkmen Suriye'den göç etmiş durumda? Şu anda rakam olarak böyle bir ayrım yapmıyoruz ama kafamızdaki rakam 350-400 bin bir rakam var. Peki geri dönmeyi düşünüyorlar mı eğer Suriye durulursa? Bir kısmı düşünmüyor. Ama bizim faaliyetlerimiz ve kuruluş amacımızdan birisi de bu kendi topraklarına geri dönmelerini sağlamaktır gelenler. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye'de bizim vatanımız, Suriye'de bizim vatanımız. Orta Doğu bir bütündür. Sınırlar evet. Buyurun. Şey soracağım. Tam geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Şey sormak istiyorum. Bizim mesela okulumuzda da Suriyeli arkadaşlarımız var. Hani insanları yani yıkılmış, yani artık savaşın içinde olan ülkeye geri dönmeleri için yani zaten savaş var. Savaş bitse bile artık hani hiçbir şekilde sizin paranız yok. Burada yeni bir hayat kuruyorsunuz. Bu arkadaşlar ülkede bazıları Avrupa'ya gittiler. Geri dönmeleri için onlara hiçbir neden yokmuş gibi. Hani vatanı ama yıkılmış bir şehri yeniden onarmak için kimsenin enerjisi yok ki. Bunu nasıl sağlayabilir Türkiye? Yani manevi olarak insanların böyle bir enerjiye ihtiyacı var. Hani çünkü diyor ki Suriyeli arkadaşım bile bunu söylüyor. Bir Türk'ün orada savaşmasının ne kadar zor olduğu da aslında çok belli. Çünkü Suriyeli kız bana diyor ki yani ülkem mahvedilmiş ve ben Suriye'ye geri nasıl dönebilirim ki diyor. Ne kaldı ki Suriye'de diyor. Toprak yani. Baktığımda evet. Bir de bir şey daha soracağım. Buyurun. Uluslararası ilişkiler dersinde milli çıkarları mesela işliyorum. Türkiye'nin milli çıkarlarında mesela şey diyor hani PKK ile mücadele etmesi ve hani normalde sınırları söz konusu. Ama hocamız şey dedi hani Suriye buna tam olarak dahil değil milli çıkar olarak ama sınırlara baktığımız zaman da Suriye bizim sınırımız. O zaman milli çıkarımız mı Suriye yoksa evet, değil mi? Evet, milli çıkarımız. 15 Temmuz darbesinde eğer başarılı olsaydı
Suriye'den şu anda masum gibi görünen PYD, YPG, PKK'nın yaptıklarını ve onun daha fazlasını yapacaktır. Aynı zamanda DAEŞ yapacaktır. Aynı zamanda o bir takım ülkelerden gelen beyni yıkamış milisler ve Türkiye'ye girecek. Ya iç savaş olacaktı Türkiye'de veya bölünmeye gidecekti. Bunun hazırlığı vardı. Özellikle sınır boyundaki komutanlar bu işin başını çekti. Biz masum iyi niyetle düşünüyoruz ama yani huzur beyinleri de unutmamak lazım. Biz kendi içimizde farklı kimliklere de sahip olsak, farklı etnik yapılara da, farklı mezhebi yapılarda da olsak birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşayacağız. Bunun bir başka yolu yoktur. Başka bir örneğini söyleyeyim ben size. Fransa ile Almanya 2. Dünya Savaşı'nda ne kadar insan öldüğünü biliyor musunuz? 2,5 milyon. Şu anda Fransa ile Almanya vizesiz gidiyorsun değil mi? Kimliğini alıyorsun, geçiyorsun. Ne oldu? Yani birbirini öldürmekle kim ne elde eder? Halbuki az önceki Suriye kardeşimizin düşündüğü gibi düşünsek Suriye topraklarına gitmek için can atan milyonlar var. Avrupa'da, Amerika'da, İran'da, Mağrib'de, Pakistan'da, Hindistan'da, Afganistan'da farklı amaçlar orayı vatan edinecektir. O zaman ne olacak? Türkiye düşman, komşusu, 1000 kilometrelik sınırı olan bir devlete düşman bir başka devlet oluşacak. Öyle mi? Türkiye buna müsaade eder mi? Veya bunu ister mi? İstemez. Suriye'deki sorunlar Türkiye'nin milli sorunudur. Amerika 20 kilometreye kadar izin vermiş. Niye? Böyle bir şey olur mu? Türkiye mecburdur. Fırat Kalkanı yaptığı gibi çok da eksiği var. Hatay'da da yapması lazım aynı şey. Yani bayır bucağı. Aynısını Irak'ta yapması lazım. Türkiye güvenliğini sağladıktan sonra orada bir gün bile durmaz. Ama planlar 100 yıldan daha eskiye dayanıyor. Halen de geçerliliğini koruyor. Biz neden İtalya'nın bölünmesini, parçalanmasını istemiyoruz da veya İsviçre'nin veya Almanya'nın niye istemiyoruz? Niye biz burada halledip de oradaki teröristleri bilmem farklı etnik yapıları desteklemiyoruz? Onlar bizi niye bizim içimize karıştırıyorlar? İnanın memleketimizin içerisinde insani yardım adı altında dernek kurarak, örgütlenerek hem beyin göçünü sağlıyorlar Avrupa'ya, istedikleri kalitedeki insanlar sağlıyorlar, hem de bizim kendi içimizdeki düşmanlığı artırarak her türlü desteği veriyorlar. Bunun örnekleri çok. Peki. Ben bir örnek vereyim. 1982'ye de... Kısa olur mu? Evet, kısa. Sırayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı doktora tezi yazdı. Abbasi devletlere neden düştü? Nasıl düştü? O diyor ki, sonuç çünkü o zamanda azınlık bir de din ilerledikçe birkaç devlete çekti. Uzak düştü. Diyor ki aynı şey Orta Doğu yapmamız lazım. Yani İsrail, Büyük İsrail sağlamak için Orta Doğu bir kent devlet olması lazım. Bu şey, önlemek için. Şimdi az önce ben size söyledim. Suriye'de 6 tane devletçi oluşturdu. Fransız mandası altında. Her etnik
etnik yapıya, her mezhebi yapıya bir devlet. Bu da yetmez. Şimdi ben sana farklı bir şey söyleyeyim. İran, Şam'ı destekliyor rejimi. Suriye'deki yapı Nusaybi diye yapı. Kendileri öyle diyorlar. Benim gördüğümde şöyle oldu. Kendi fikrim var. Yani öyle not almamıza bile gerek yoktur. Ben hazmederim ki Beşar Esed ve onun ailesi veya onu destekleyen, ona uyan bir grup gitsin de Tebriz'de veya İran'da veya Kum kentinde şöyle bir 3 ay yaşasınlar. Beraber ya, bir yaşasınlar yani böyle iç içe oradaki mollalarla. 3 ay. Yaşayabilirler mi? Hayır. Kesinlikle Beşar ve bütün yakınma aileleri idam edilir. Çünkü o beyinle o beyin 180 derece birbirine zıt olmasına rağmen bugün omuz omuza birbirine destekliyor. Teşekkürler. Başka sorun varsa alabilirim yani. Kısa kısa. Buyurun. Hocam şimdi sabahtan beri program yapıyoruz ve içimizdeki ihtiyaçlardan kaynaklı problemleri görüyoruz. Suriye'de muhalif güçleri, Türkmenlerden bu ne kadar bilmiyorum ama ittifak edememesi bir problem var. Evet. Buna yönelik konumlarda bazı şeylerde takip ediyoruz aslında. Yani bir umut değil, umut vaat edecek bir gelişme var mı? Yani birleşme anlamında, ittifak edebilme anlamında. Ben umutluyum fakat zaman olarak süre çok uzun diyor. Süre uzun. Umutluyum ama süre uzun. Peki. Ben